Sevgili öğrenciler, bu dersimizde de toplama işlemiyle ilgili problemleri çözmeye başlıyoruz. Birinci problemimizi okuyalım. Ahmet Bey her ay faturalar için 259 lira, mutfak masrafları için 495 lira ödüyor. Ahmet Bey faturalar ve mutfak masrafları için kaç lira ödeme yapmıştır? Evet. Faturalar için ödediği 259 lirayı yazıyoruz. Mutfak masrafları için ödediği 495 lirayı da yazıyoruz. Ve toplama işlemi. 495 yanlış yazıyorduk. Evet. Şöyle düzeltelim. Ve toplama işlemimizi yapıyoruz. Tabii ki toplama işlemine her zaman olduğu gibi birliklerden başlıyoruz. 9, 5 daha 14. Kenara yazıyorum. 14'ün 4'ünü birler basamağına koydum. Elde var 1. Onlar basamağının üzerine koydum onu da. 5, 1 daha 6. 9 da burada var. 15. Onu da kenara yazalım. 15'in 5'i yine elde var 1. Onu da diğer basamağa gönderdim. 2, 1 daha 3. 4 de burada var. 754 lira harcama yapmış. İkinci problemimiz. Bir stadyumda 167 erkek, 155 bayan güvenlik görevlisi, 79 temizlik görevlisi çalışmaktadır. Bu stadyumda kaç görevli çalışmaktadır? Evet, burada da bütün görevleri alt alta yazarak toplarsak cevabımızı bulacağız. 167 erkek, 155 bayan ve 79 da temizlik görevlisi. 79'u yazarken onlar basamağının ve birler basamağının alt alta gelmesine dikkat ediyoruz. Şimdi topluyoruz. 7, 5 daha 12. 12'yi aklımızda tutuyoruz. 9 daha 21. 21'in birini birler basamağına koyduk. Bu kez elde var 2. Onu yukarıya yazalım. 6, 2 daha 8, 5 daha 13, 13'ü aklımızda tuttuk. 7 daha 20. Yine kenara yazıyorum. 20'nin sıfırını ekledim. Yerine koydum. Yine elde var 2. O 2'yi de diğer basamağa gönderdim. 2, 1 daha 3, 1 de burada var 4. Demek ki 401 görevli çalışmaktadır. Bir de problemimizi yaptıktan sonra ne olduğunu sonucun yanına yazarsanız daha iyi olur. Üçüncü soru. Aralarında 6'şar fark bulunan 3 sayıdan en küçüğü 155'tir. Buna göre 3 sayının toplamı kaçtır? 3 tane sayı varmış. Şöyle bir açıklama yapalım ilk önce. Ve bu sayıların toplamını bize soruyor. En küçüğü 155'miş. Bir tanesi 155. Şuraya yazalım. Evet. Diğer sayıları söylememiş ama bize ipucu vermiş. Aralarında 6'şar fark varmış. Yani 6'şar 6 daha fazla diğer sayımız. 155 ile 6'yı topladığımızda 161 oluyor diğer sayımız. Üçüncü sayı da diğerinden 6 daha fazla olduğu için o da 167 oluyor. 6 eklediğimiz zaman 161'e. Şimdi üçünü topluyoruz. 5, 1 daha 6, 7 daha 13. 13'ün 3'ünü yazdım. Elde var 1. 5, 1 daha 6. 6 da burada 12. Bir 6 da burada var. 18. 18'in 8'ini onlar basamağına yazdım. Elde var yine 1, 1, 2, 3 ve 4. Demek ki bu 3 sayının toplamı 483 oluyor. Diğer sorularımıza geçelim. Evet. 3, 0, 2, 5 rakamlarını şöyle yaklaştıralım. Birer kez kullanarak yazılabilecek
3 basamaklı en büyük çift doğal sayı ile 3 basamaklı en küçük tek doğal sayının toplamı kaçtır? Evet, yine zor gibi görünen bir problem. Aşama aşama yapalım. Bu rakamları kullanacağız ve birer kez kullanacağız. Yazabileceğimiz 3 basamaklı olacak ve en büyük olacak, bir de çift olacak. Şimdi çift olması için 0'ın veya 2'nin birler basamağına, yani en sona gelmesi lazım. Ben 2'yi birler basamağına gönderirsem, diğer büyük sayıları da önde kullanırsam en büyük çift doğal sayı yapmış olurum. 0 küçük olduğu için onu kullanmıyorum. 2'yi kullanıyorum. 2'yi en sona gönderdim. Geriye 5 ve 3 kaldı büyüklerden. Onları da başa yazıyorum. Yazabileceğim en büyük çift doğal sayı 532. Şimdi diğer sayıyı oluşturuyorum. Yine 3 basamaklı olacak. Bu kez en küçük olacak ve tek olacak. En küçük olması için ve tek olması için, ilk önce tek olması için 3'ü ya da 5'i arkaya göndermem lazım. Ben küçük olan sayıyı gönderiyorum. Çünkü niye? Küçük yapmam gerekiyor. 3'ü arkaya gönderdim ve onu tek yaptım. Şimdi ne kaldı? 2, 0 ve 5 kaldı. Bunlardan en küçük olanları başa koyacağım. 0'ı yine başa koyamıyorum. Çünkü o zaman 2 basamaklı olur sayımız. 2'yi başa koyuyorum. En küçük 2 var ondan başka. 0'ı da ortaya koyuyorum. Ve böylece en küçük tek sayımızı da yapmış olduk. Ne diyordu sorumuzun sonunda? Bu iki sayının toplamı kaçtır diyordu. Şimdi artık işimiz kolaylaştı. 2, 3 daha 5. Burada elde yok. 3, 0 daha 3. 5, 2 daha 7. Cevabımızı bulduk. Diğer sorumuza bakalım. Bir trende 128 erkek, erkeklerden 59 fazla kadın, kadınlardan 99 fazla çocuk yolcu var. Bu trende kaç yolcu var? Şimdi şöyle bir açıklama yapalım, ondan sonra devam edelim. Problemde neler var? Erkek yolcular var. Kadın yolcular var. Ve çocuk yolcular var. Erkek yolcuların sayısını biliyoruz, 128. Ama kadın yolcuları bilmiyoruz. Bize verilen ipucuna bakıyoruz. Erkeklerden 59 fazlaymış. İlk önce kadın yolcuları bulalım. 128 ile 59'u toplayalım. 8, 9 daha 17. 17'nin 7'si buraya. Elde var 1. 2, 1 daha 3. 5 de burada var. 8. Şimdi elde yok. 1 aşağıya. 187 kadın yolcu çıktı. Onu da buraya yazalım. Ve bir de çocuk yolcuları bulmamız gerekiyor. Yine onların da sayısını bilmiyoruz. Fakat ipucuna bakıyoruz. Kadınlardan 99 fazla çocuk yolcu var. Kadınları şimdi bulmuştuk. 187'den 99 fazla olan yolcu, çocuk yolcuları bulacağız. 7, 9 daha 16. 16'yı kenara yazalım. 16'nın 6'sı. Elde var 1. 8, 1 daha 9. 9 da burada var. 18. 18'in 8'i. Elde var yine 1. 1, 1 daha 2. 286 da çocuk yolcu oldu. Evet, işimiz bitti mi? Hayır, bitmedi. Neydi sorumuzun sonunda? Bu trende kaç yolcu var? Şimdi biz erkekleri, kadın ve çocuk yolcuları bulduk. Şimdi bunları toplayalım. 8, 7 daha 15, 6 daha 21. 21'i kenara yazalım. 21'in 1'i. Elde var bu kez 2. 2, 2 daha 4. 8 de burada var. 12. 8 daha 20. 20'nin 0'ı. Elde var yine 2. 2, 1 daha 3. Bir de burada var 4. 2 de burada var 6. Demek ki bu trende 601 yolcu varmış. Son kağıdımızı yapalım. Yüzler basamağı 4 olan 3 basamaklı en büyük çift sayının
379 fazlası kaçtır? Bize verilenlere baktığımızda yüzler basamağı 4 olacakmış. Hemen onu yazalım. Peki onlar ve birler basamağını nasıl yapacağız? Orada da ipucuna bakıyoruz. 3 basamaklı en büyük çift sayı. En büyük olması için 9 koyuyorum. Buraya da 9 koyabilirim ama 9 koyduğumda tek sayı olur. O zaman 9 koyamam birler basamağına. 8 koyarım. 498 oldu. Ve böylece en büyük çift sayımızı yaptık. Yüzler basamağında 4 olan. Bu çift sayının 379 fazlası kaçtır diyor. Şimdi işimiz kolay. 379'u topluyoruz. Bulduğumuz sayıyla. 8, 9 daha 17. 17'nin 7'si. Elde var 1. 9, 1 daha 10. 7 daha yine 17. 17'nin yine 7'si. Elde var yine 1. 4, 1 daha 5, 3 daha 8 ve cevabımızı bulduk. Evet, son sorumuz. 278 sayısı ile bu sayının onlar ve birler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde oluşan sayının toplamı kaçtır? 278 sayısı var. Zaten onu yazalım. Şimdi diğer sayıyı bilmiyoruz. Yine ipucuna bakıyoruz. Bu sayının diyor 278'in onlar ve birler basamağındaki rakamları yer değiştirmesi gerekiyormuş. Yüzler basamağı değişmiyor, onu yazalım. Onlar ve birler basamağını yer değiştiriyorum. 8'i buraya, 7'yi birler basamağına yazıyorum. Ve şimdi bu iki sayının toplamı nedir diyordu bana soruda. Topluyorum. 8, 7 daha 15. Artık kenara yazmıyorum. 15'in 5'i elde var 1. Zihnimden yapıyorum. Sizler de bu şekilde yaparken artık zihninizden yaparsınız. 7 1 daha 8. 8 de burada var 16. 16'nın 6'sı yine elde var 1. 2 1 daha 3. 2 daha 5. Evet. 565 oldu. Dersimizi bitirirken yine her zaman olduğu gibi size şu hatırlatmayı yapıyorum. Sorular çok uzun olduğunda, mesela örneğin bir önceki soruda, şu soruda çok uzun bir soruydu. Biraz karmaşık gibi gözüküyordu. Aslında çok uzun sorular zor sorular değildir. Sadece soruyu yaparken size söylenenlere çok dikkat ederseniz, oradaki ipuçlarını iyi değerlendirirseniz soruyu çok kolay bir şekilde çözersiniz. Sizlere her zaman olduğu gibi yine iyi çalışmalar diliyorum.